En güvenli seyahatin uçak yolculuğu olduğu söylenmektedir. Ancak geçmişte uçak yolculukları esnasında yaşanmış olan öyle olaylar var ki uçağa olan güvenimizi yerle bir ediyor. Biz de bugün sizlere geçmişte yaşanmış en sert uçak inişlerinden bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden tarihe geçmiş en sıra dışı uçak inişlerine yakından bakalım. Videomuza gökyüzünde kuş sürüsüyle karşılaşan uçağın başına gelenlerle başlıyoruz. Kuzey Carolina'ya gitmek üzere New York LaGuardia Havaalanı'ndan havalanan US Airways'e ait Airbus A320 tipi uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra kas sürüsünün ortasına girmiş. Uçağın her iki motorunda da birbiri ardına meydana gelen patlamaların ardından yangın çıkmış. Uçak bu sırada 3000 feet irtifada bulunmaktaymış. Pilotlar yakındaki bir havaalanına inmeye niyetlendilerse de bunun imkansız olduğunu anlayınca Hudson nehrine inmeyi planlamışlar. Kuleye durumu rapor ettikten sonra yolculara da acil durum iniş bilgisi verilmiş. O esnada yolculardan bazıları panikle dua etmeye başlamışlar. Civardaki gökdelenlerden olayı izleyenler inişin aynen piste iner gibi kontrollü ve düzgün olduğunu söylemişler. Uzun süre batmadan su üstünde kalan uçakta kapılar açılmış, yolcular acil iniş hava yastıkları ve kanat üstü acil çıkışları kullanılarak tahliye edilmiş. O sırada bir yolcu vapuru da kurtarma çalışmalarına katılmış. Helikopterle kaza yerine indirilen dalgıçlar, buz gibi suya düşen iki kadın yolcuyu kurtarmışlar. Kaptan pilot Chester Sullenberger, denizcilik kurallarına uygun biçimde uçağın içindeki diz boyu yükselen suya ve her an batma ihtimaline karşın uçakta yolcu kalmadığına emin olmak için kabini iki kez kontrol ettikten sonra uçaktan ayrılmış. Toplam uçuş deneyimleri 92 yıl olan 3 kişilik kabin ekibi ise soğukkanlılıkla yolcuların can yeleği giymesine yardımcı olmuş ve kapılar açılınca panikte birbirlerini ezmeden tahliyelerine yardım etmişler. Daha sonra 146 yolcu ve 5 mürettebatın kurtulduğu kazada uçağın nehre batışını kaptan pilot bir tekneden izlemiş. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde F-4 pilotu olarak görev yaptıktan sonra emekli olan ve 1980 yılından itibaren sivil havacılıkta görev yapan kaptan pilot Sullenberger Amerika'da kahraman ilan edilmiş. Hatta kendisine senatörlük teklif edilmiş. Ural Airlines'a ait bir Airbus A321, Moskova'da bulunan Zhukovski Havalimanı'ndan Simferopol'e ulaşmak için 226 yolcu ve 7 mürettebatla havalanmıştır. Kalkıştan hemen sonra bir kuş sürüsüne giren uçağın iki motoru birden bozulmuş. Uçak, havalimanı yakınlarındaki bir mısır tarlasına iniş takımları kapalı haldeyken iniş yapmış. 234 yolcu ve 7 kişilik mürettebatın bulunduğu uçaktaki 9'u çocuk, 23 kişi yaralanmış. Olay yerinde söndürme ve yolcu kurtarma çalışmaları uzunca bir süre devam etmiş. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise zorlu inişi gerçekleştiren uçağın pilotu 41 yaşındaki Damir Yusupov'u Rusya kahramanı ilan etmiş. Uçağın kaptanı ve ikinci pilotuna Rusya'nın kahramanı unvanı verilirken kabin çalışanlarına da cesaret nişanı verilmiş. Şanssızlığın böylesi dedirtecek bir uçak hikayesinde sıra. 21 Ağustos 1963'te Aeroflot Tupolev Tu-124'ün Estonya'daki Tallinn Havalimanı'ndan Moskova-Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na uçması planlanıyormuş. 44 yolcu, 7 mürettebat taşıyan uçak kalkıştan hemen sonra sorunlarla karşılaşmaya başlamış. Yerdeki teknisyenler ise uçaktan kopmuş bir civata bulmuşlar. Ayrıca uçuş ekibi uçağın iniş takımının tamamen geri çekilmediğini ve yarı yolda kaldığını fark etmişler. Daha sonra mürettebat Tallinn'e geri dönmek için izin istemiş. Çünkü tek seçeneğin gövde üzeri inişi denemek olduğunu anlamışlar. Fakat yoğun sis sebebiyle inişe izin verilmemiş ve pilotlar St. Petersburg'a gitmeye karar vermişler. Yanlış hesaplamalar, insan ustalığı ve şans karışımı Pulkova'ya yönlendirme kararını takip etmiş. Acil müdahale görevleri Pulkova'ya akarken Tupolev Tu-124 yakıt yükünü azaltmak için Leningrad'ın etrafında dönmeye başlamış. Uçak yakıt boşaltırken uçaktaki teknisyenlerin aklına ise parlak bir fikir gelmiş. Gövdeye bir delik açmışlar ve iniş takımlarını bir direkte sabitlemeye çalışmışlar.
Neredeyse tekerleği yerine oturttuklarında kokpitte sorunlar ortaya çıkmış ve o esnada uçakta yakıt tükeniyormuş. Yakıt göstergeleri hala yakıt depolarının en az 1 ton yakıt içerdiğini gösteriyormuş. Maalesef mürettebat için yakıt göstergeleri doğru çalışmıyormuş. Yerel saat 12.10'da Leningrad'ın havaalanından yaklaşık 21 mil ötedeki sol motor uçaktaki yakıt tükendiğinde durmuş. Bir dakika kadar sonra diğer motor da pes etmiş. O esnada kaptan tek seçeneğin uçağı Neva nehrine yönlendirmek olduğuna karar vermiş. Uçak nehre iner inmez maalesef gövdesi kırılmış ve uçak su almaya başlamış. Tupolev yavaş yavaş batmaya başlamış. Neyse ki bir römorkör teknesi yakındaymış ve düşen jetin yanına gelmiş. Römorkör TU-124'ü yakındaki bir iskeleye taşımış ve uçaktaki herkes yara almadan inmiş. Yerel makamlarsa 2 gün sonra uçağı nehirden çıkarmışlar. Takvimler 7 Eylül 2010'u gösterdiğinde de gökyüzünde heyecanlı saatler yaşanmış. Alrosa'nın 514 sefer sayılı Udaçni'den Moskova'ya yapılan bir iç hat uçuşu sırasında elektrik arızası yaşanmış. Yakıt sisteminin tüm navigasyon ve radyo sistemlerinin devre dışı kalmasını sağlayan arıza meydana geldiğinde Tupolev seyir irtifasında seyrediyormuş. Yani uçak varış noktasına ulaşamazmış. Bu yüzden mürettebat kullanılmayan İzmir Havalimanı'na acil iniş yapmaya karar vermiş. Fakat uçak pisti aşarak pistin sonundaki bitki örtüsünde durmuştur. Uçak hasar görmüş olmasına rağmen hala iniş takımlarının üstündeymiş. Ayrıca neyse ki uçaktaki 81 kişiden yaralanan veya hayatını kaybeden olmamış. İnişin başarılı gerçekleşmiş olmasındaki en büyük pay havalimanının sorumlusu Sergey Sotnikov'dur. Sergey Sotnikov, havalimanı pistinin 2003 yılında trafiğe kapatılmasından sonra bile pist uçlarındaki ağaç ve çalıkları temizliyormuş. 514 sefer sayılı uçuşun mürettebatı daha sonra yaptıkları için takdir edilmiş. 514 sefer sayılı uçuşun pilotları Kaptan Pilot Yevgeni Novoselov ve Yardımcı Pilot Andrei Lamanov Rusya Federasyonu kahramanı ilan edilmiş. Diğer 7 mürettebat üyesine ise cesaret nişanı verilmiş. Nişan verme emri Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev tarafından imzalanmış. Uçak kazanın ardından başarıyla onarılmış ve havalimanından Alrosa tarafından kullanılmaya devam etmek üzere kalkmış. 28 Nisan 1987 tarihinde Boeing 737 model uçak Aloha Hava Yolları'ndan Hawaii Adaları'nın Hilo kentinden Honolulu kentine doğru havalanmış. Ancak uçak seyir irtifasına çıktığı esnada uçakta meydana gelen patlayıcı dekompresyon sonucu uçağın yolcu kabininin ön kısmında 35 metrekarelik bir kısım koparak uçaktan ayrılmış. Kopan parçanın altında kalan yolcularsa yüksek basınca ve rüzgara rağmen koltuklarını kemerlerini takarak uçakta kalabilmişler. Bunun ardından uçak Maui adasındaki Kahului havaalanına acil iniş yapmak zorunda kalmış. Kazada uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat toplam 95 kişiden sadece bir kabin görevlisi patlama esnasında kabinden dışarı fırlayarak hayatını kaybetmiştir. İlk kez 28 Mart 1969 yılında uçan Boeing 737-297 model uçak 19 yıllık bir uçaktır ve 35.496 saat uçuş geçmişi vardır. Kaza günü ise 9. seferini gerçekleştirmektedir. Kazanın ardından enkaz üzerinde Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Taşımacılık Güvenlik Dairesi araştırma yapmıştır. İnceleme sonucunda birbirlerine perçinlenen paneller arasında bulunan epoksi maddesinin özelliğini Hawaii adaları arasındaki sık aralıklı seferlerden kaynaklanan sık basınç ve sıcaklık değişimi sebebiyle yitirdiği ortaya çıkmıştır. Bu sebeple kabin basıncının uçak gövdesinde oluşan metal yorgunluğu sonucu meydana gelen ufak bir yırtılma sonucu patlayıcı dekompresyon etkisi gösterdiği ve uçak gövdesinde yırtılma oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Kazanın ardından bir yolcu da ortaya çıkarılan sonuçları destekler nitelikte açıklamalar yapmıştır. Bu yolcu uçağa binmeden önce kapıya yakın yerde küçük bir çatlak olduğunu fark etmiş ve bunu çalışanlara söylemiştir. Ancak bu küçük çatlak çalışanlar tarafından önemli görülmemiş ve herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Sonrasında bu küçük çatlak sürtünmeyle beraber büyümüş ve dekompresyon sonucu uçan bir kısmı parçalara ayrılmıştır.
Böylece dünya tarihinde eşine benzerine az rastlanır bu vahim uçak kazası yaşanmıştır. Sırada en az videomuzda bahsettiğimiz diğer sıra dışı uçak inişleri kadar ilginç bir uçaktan bahsedeceğiz. Bu uçak videomuzun ve hatta dünyanın en gizemli uçağı olabilir. 2014 yılının 8 Mart tarihinde Malaysia Airlines'ın 370 sefer sayılı uçuşu adıyla bilinen olayda Malaysia Airlines'a ait bir uçak kaybolmuş. Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı ile Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı arasında uçan uçak 227 yolcu ve 12 mürettebatla beraber toplamda 239 kişi taşımaktaymış. 8 saat sürmesi beklenen uçuşta bir süre sonra Tayland Körfezi üzerindeyken bağlantı kesilmiş. Rapor sonrasında Güney Çin Denizi ve Tayland Körfezi'nde yoğunlaşan birçok ülkeden gelen ekipler ortak arama kurtarma operasyonu gerçekleştirmişlerdir. Kara kutuların yerlerinin belirlenmesi için sinyal yayabildiği sürenin dolmasıyla enkazla görsel temas kurmak geriye kalan tek seçenek olmuştur. Ancak arama yapılacak bölgenin 5000 metre derinlikte çukurlar olduğu, su yüzeyinin tropikal kasırgalar ve tayfunlar bölgesi olması sebebiyle çalışmaların yıllar alabileceği bildirilmiş. Kaybolan uçağa ait bir parça Reunion Adası'nda bulunmuş. Fakat 17 Ocak 2016 tarihinde arama çalışmalarına son verilmiştir. Uçağın uzun süre bulunamaması nedeniyle ise hakkında bir sürü komplo teorisi üretilmiş ve hala üretilmektedir. Uçağın enkazının uçuş rotasında bulunamaması nedeniyle özellikle terör örgütlerinin bir saldırısı olabileceği veya pilotun uçağı kaçırması hakkında teorilerde yoğunlaşılmıştır. Hatta bir grup uçağın uçuş yaptığı bölgede tatbikat yapan Amerikalı ve Taylandlı birliklerin tatbikat sırasında yanlışlıkla uçağa ateş ettiklerine inanmaktalar. Bunların gerçek olduğunu düşünenler ise uçağın enkazının yetkililer tarafından bilerek ve kasten bulunmadığına inanmaktalar. Peki 8 Mart 2014 tarihinde gizemli bir şekilde kaybolan bu uçağa ne olmuş olabilir? Bize yorumlar kısmından tahminlerinizi ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın.